Cuma Sohbeti. Hazırlayan ve sunan Lokman Arslan. Diyanet İşleri Başkanlığı Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Wallahu ahrecekum min butuni ummahatikum la ta'lemune şey'en ve ce'ale lekumus sem'a vel ebsara vel ef'ide leallekum teşkurun. Sadakallahul azim. Diyanet İşleri Başkanlığımızın radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bugünkü sohbetimizde şükürden söz etmeye çalışacağız. Şükür, hamd, teşekkür gibi kavramlar gündelik hayatımızdaki konuşmalarımızda da geniş bir yer kaplayan, dilimizin, kültürümüzün doğal bir parçası haline gelmiş olan İslam'ın bize öğrettiği çok önemli terimler arasında sayılabilir. Gündelik hayatta bize herhangi bir konuda herhangi bir katkı sağlayan, destek olan birine derhal teşekkür etmek, insani ilişkilerin, nezaketin, adab-ı muaşeretin, görgü kurallarının bir parçası, doğal bir sonucu sayılır. Hatta bu söylediğimiz kurala aykırı davranan insanlara en iyimser ifadesiyle insani nezaket kurallarına uymadığına işareten kaba olduğunu ifade edecek bir takım deyimlerle muamelede bulunuruz. Bu şükrün akli ve insani bir yansımasıdır. Daha doğrusu teşekkürün akli ve insani bir yansımasıdır. Şimdi kıymetli dinleyicilerimiz, bizler insan olarak birbirimize yaptığımız küçük jestler karşılığında bile birbirimize teşekkür etmemeyi en hafifinden bir kabalık addediyorsak, bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, kendisini tanımamız, kendisine kulluk edebilmemiz, nasıl kulluk edilmesi gerektiğini öğrenmemiz açısından bize kutsal kitap ve peygamber gönderen yaratıcımıza bunca nimet karşılığında kelimelerimizin kifayet edemeyeceği, aklımızın, hayalimizin, havsalamızın alamayacağı kadar çok nimet veren yüce yaratıcımıza küfranı nimet göstermek yerine şükürde, hamdde kusur göstermeksizin bir hakkın müteşekkir olmamız gerekmez mi? Bu da aklın doğal bir gereği, analitik düşüncenin tabii bir sonucu değil midir? Elhak öyledir. Kıymetli kardeşlerim, şükür kavramı, hamd kavramı Kur'an-ı Kerim'de birbiriyle akraba, aynı anlam çerçevesi içerisinde kullanılmıştır ve bize farz kılınmış olan beş vakit namazda mutlaka her namazımızın her bir rekatında Fatiha-i Şerif'i okumaktayız ve Fatiha-i Şerif hamd cümlesiyle, cümleciyle başlar. Her namaz kıldığımızda, namazımızın her bir rekatında Elhamdülillahi Rabbil Alemin deriz. Bildiğimiz, bilmediğimiz bütün varlık katmanlarının yaratıcısı olan Yüce Allah'a hamdü senalar olsun, ona şükürler olsun demiş oluruz. Tabi müfessirler, İslam alimleri hamd ve şükür kavramları arasında bir takım umum husus ilişkisi, birinin biraz daha özel, diğerinin daha genel olduğu nev'inden bir takım tartışmalar da yapmışlardır. Ama bizim gündelik hayatımız açısından pratik olarak baktığımızda asla ihmal ve ihlal etmememiz gereken bir gerçek var. O da her halimizle Allah'a şükretmeliyiz, Allah'a hamd etmeliyiz, Allah'a karşı nankörlük etmemeliyiz. Tabii şükreden bir dile sahip olmak, dilimizi şükretmeye, hamd etmeye alıştırmak biz Müslümanlara
yakışan bir davranış tarzıdır. Bunu alışkanlık haline getirmekte bile bir beis yoktur. Doğru olanı da budur, güzel olanı da budur. Hatta gündelik hayatımızda bazen eşimize, dostumuza selam verdiğimizde nasılsınız diye sorduğumuzda onlar elhamdülillah iyiyiz diye söze başlarlar. Allah'a hamd ederek, Allah'a şükrederek söze başlarlar. Bu gayet güzel bir şey. Fakat bizim omuzlarımızdaki şükür sorumluluğu, görevi sadece elhamdülillah demekle, sadece Allah'a şükürler olsun demekle sona ermiş olmaz. Şükür, Yüce Allah'ın verdiği nimetlerin karşılığında onların benzerinden, onların cinsinden olmalıdır. Yani Yüce Allah bize rızk vermişse, o rızkımızın genişliği içerisinde, yani elhamdülillah lüks içerisinde geniş bir rızıkla yaşıyoruz demek şüphesiz güzel, doğru, gerekli bir şey. Ama bu yeterli değil. Allah'ın bize verdiği rızkın zekatını, sadakasını, işte ihtiyaç halinde karz-ı hasen, yani eşimiz, dostumuz, akrabayı taallukatımızdan birilerinin yardıma ihtiyacı olduğunda onlara Allah rızası için destek olmak kabilinden borç vermek veya hibede bulunmak, artık imkanlarımıza, durumumuza göre buna benzer mali yükümlülüklerimizi ve o yükümlülüklerimizden mümkünse hiç olmazsa bir adım fazlasını yapmaya çalışmalıyız. Hani burada şunu ifade etmek istiyoruz. Malımızın genel ifadeyle söylersek %2,5'unu, 1/40'ını zekat olarak vermek zaten bizim görevimiz. Bu bize farz olan bir görev. Ama ideal olan hiç olmazsa bundan biraz daha fazlasını, biraz daha yüksek bir oranda fakir fukaraya, garip gurebaya, onlar da bizim gibi Allah'ın kulu olduğu için, ey Allah'ım sen bana bu rızıkları verdin, bu nimetleri verdin, bu malı mülkü verdin, bu malımdan, mülkümden senin ihtiyaç sahibi kullarının elinden tutuyorum, sana şükretmenimin bir göstergesi olarak bunu yapıyorum Allah'ım, benim malımı haramdan temizle diye bir çeşit fiili dua mesabesindedir bu. Dolayısıyla bu söylenenlerden anlıyoruz ki şükredebilmenin birden fazla yöntemi var. Bu yöntemlerden birincisi, hiçbirimizin ihmal etmemesi gereken ve oldukça kolay olan kısmı, dilimizle şükreden bir kul olmak. Yandım, bittim, kötüyüm, işte sıkıntılarım var, işlerim iyi gitmiyor, ticaretim iyi gitmiyor, sağlığım iyi gitmiyor gibi sürekli vurunup dövünen, yakınan biri olmak yerine daha mütevekkil ve her daim elhamdülillah, bugünümüze şükür kabilinden şükür cümleleriyle, cümlecikleriyle dilimizi Yüce Allah'a şükretme davranışıyla süslemeliyiz. Bu dilimizin, lisanımızın şükrü. İkinci bir şükür, bunu tabii dilin şükrünü muhataplarımız duyarlar. Nasıl ki işte cemaatle namaz kıldığımızda kendisine iktida ettiğimiz İmam Efendi Fatiha-i Şerif'i okuduğunda Elhamdülillahi Rabbil Alemin sözcüğüyle, duasıyla başlıyorsa, orada o şükrü nasıl ki duyuyorsak, dilimizle yapılan duayı, şükrü bir şekilde biz de duyarız, duyururuz. Çevremizdeki insanların da bu şükür cümlelerini duyarız. Hani bu doğal da bir şey. Ama ikinci bir şükür, şükrün ikinci bir boyutu, İkinci bir varoluş biçimi var ki onu ancak kişinin kendisi, bir de Kadir-i Zülcelal olan, Allamul Huyub olan, gaybı bilen Yüce Allah bilir. Yani elhamdülillah, halimize şükür, Allah'a şükürler olsun, işte her halimize şükrediyoruz türünden, nev'inden güzel cümleler söylerken, acaba bunları kalbimizde hissederek, iliklerimize, kılcal damarlarımıza bile işleyerek, bütün benliğimizle, mevcudiyetimizle, bütün bir varlığımızla mı söylüyoruz, yoksa sadece dilimizle mi söylüyoruz? Eğer sadece dilimizle söylüyorsak şükrümüz eksik kalıyor demektir. Şükrün o zaman ikinci bir boyutu, ikinci bir alanı ve oldukça önemli bir yönü, kalbimizin şükrümüze
hüsnü şehadet etmesidir, kalbimizle şükretmemizdir. Hatta şunu da söylemek lazım, eğer kalpten değilse şükürler, malum haliniz gösteriş için, iş olsun diye yapılan, riya ve süm'a için yapılan hiçbir davranışın din-i mübini İslam nazarında hiçbir kıymeti olmadığı gibi, bu şekilde yapılan şükrün de hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Oysa şükür halinin, sürekli şükür halinde olmanın bir yaşam tarzı olması, bir yaşam felsefesi olması gerekiyor. İşte hamd kavramı, tevekkül kavramı, sabır kavramı ve buna akraba diğer kavramların tamamı aslında bu yaşam felsefesini, bu dünya görüşünü, bu hayat tarzını destekleyen, besleyen hususlardır. Ve şüphesiz her birimizin başında bir takım dünyevi, insani, akli, bir takım sıkıntılar, imtihan vesileleri vardır. Kimimiz maddi imkanlarla, kimimiz sağlığımızla, kimimiz evlad-ü iyalimizle, kimimiz eşimiz, dostumuz, akrabayı taallukatımızla, kimimiz eşimizle, kimimiz aşımızla, kimimiz işimizle, aklımızın erdiği, ermediği yönleriyle imtihan ediliriz. Zaten bu dünya bir imtihan dünyasıdır Yüce Allah. Öyle buyuruyor. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Yüce Allah sizleri ve bütün kainatı yarattığı aklı ve iradesi olan kullarını imtihan etmek için ki görülsün, gün gibi ortaya çıksın ki o kullardan hangisi inkar ediyor, hangisi iman ediyor, hangisi şükrediyor, hangisi nankörlük ediyor, hangisi sabrediyor, hangisi sabırsızlık gösteriyor. Buna benzer gerçeklikler ortaya çıksın diye. Yani biz kulların kendisini görmesi bakımından böyle bir süreçtir dünya hayatı, bir imtihan hayatıdır. Ve tabii bu sınavlar, bu imtihan hususları bazen bizi sadece bu dünyanın çıkarlarıyla, bu dünyanın sınırlı bakış açısıyla, bu dünyanın gözüyle baktığımız zaman 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 bizi yanlış yönlendirebiliyor. Sanki şükredecek hiçbir şey yokmuş gibi düşünebiliyoruz. Halbuki bizatihi var olmak bile şükretmemizi gerektirmek bakımından aklımızın, hayalimizin, havsalamızın alamayacağı kadar büyük bir nimettir. İşte bu hususu dikkatten kaçırmamamız için Yüce Allah sohbetin en başında okuduğum ayeti kerimede Yüce Allah sizi annelerinizin karnında sizi oradan dünyaya getirdi. Size kulak, göz, akıl verdi ve bütün bunlardan sonra sizin kendisine müteşekkir olmanızı, kendisine şükretmenizi istedi buyuruyor. Tabii mefhum olarak ayeti böyle ele aldığımızda müfessirlerin anlattıklarından biliyoruz ki burada göz, kulak, kalp gibi kavramlar, Yüce Allah'ın verdiği bu nimetlerin söylenmesi bir örnek vermek kabilindedir. Hani deriz ya şu 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 hususlar ve diğerleri ve benzerleri. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın işte bize verdiği göz, kulak, dil, dudak, el, ayak, bir saniyelik nefes bile bizim bütün bir ömür boyu şükretmemizi gerektirecek kadar büyük bir nimettir. Eğer şükürden uzaklaşırsak, dilimizle ve kalbimizle ve davranışlarımızla şükretmekten uzaklaşırsak, Yüce Allah'a karşı nankör olmanın uhrevi bedelini şüphesiz ahiret hayatında ödemek zorunda kalırız. Üstelik yaşamımızda kendimizi gerçekleştirmek bakımından, hani ruhi dinginlik, psikolojik sükunet hali bakımından da dünyada hep bir huzursuzluk hali yaşarız. Dolayısıyla şükreden kişiyi teskin edici bir yönü vardır. Ruhunu dinginleştirir. Dolayısıyla davranışları bakımından kendisini daha iyi kontrol etmesini sağlar. Buna benzer pek çok faydası da vardır. Yine sevgili kardeşlerim,
Diyanet radyolarımızın, Diyanetimizin radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, yaptığımız şükürlerin bize lütfedilen nimetlerle de olabildiğince gönül diliyle ve gönül dünyasıyla bir irtibatını da kurabilmeliyiz. Şükür ve nimetler arasında bir bağ kurmalıyız. Yüce Allah bize diyelim ki büyük bir ilim vermiş. Ama biz o ilimden mesela öğrencilerimizin istifade etmesine imkan vermiyorsak bu ilmin şükrünü eda edemiyoruz demektir. Yüce Allah bize bedenen sağlıklı bir beden vermiş, fiziki bir güç vermiş ama yanı başımızda bedensel bir engeli dolayısıyla bir anlık da olsa bizim yardımımıza muhtaç olan birinin elinden tutmuyoruz mesela. O zaman elhamdülillah sağlıklı bir insanım diye dilimizle şükrediyor olmamız eksik kalır. O şükrümüzü kalbimizle, tüm kalbimizle, hücrelerimizin her birinde hissederek, iliklerimize, kılcal damarlarımıza varıncaya kadar en geniş anlamıyla hissederek, onaylayarak tasdik etmemiz ve davranışımızla da açık etmemiz gerekir. Ben sağlıklıysam sağlığımın gereği olarak mesela yüce dinimizin bedenimizle yapmamızı istediği ibadetleri ihmal ve ihlal etmemem gerekir. İşte namaz kılmak, oruç tutmak gibi ibadetler buna örnek olarak sayılabilir. Aynı zamanda aile içi, akraba içi, iş yerindeki arkadaşlarımız ve gündelik hayatta karşılaştığımız dostlarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız yani Yüce Allah'ın diğer kullarına da hine hacette, ihtiyaç halinde o sağlıklı bedene sahip olmanın gereği olarak yardımcı olmamız gerekir ihtiyaç halinde. Dolayısıyla şükrümüzün bizim omuzlarımızdaki bizim için hem bir şeref hem de bir vazife olan şükür sorumluluğunun üç önemli boyutu ortaya çıkmış oluyor. Bu boyutlardan biri Yüce Allah'a karşı müteşekkir bir kul olabilmenin kalbimizle ilişkisi vardır. Müteşekkir olmamızı kalbimizden hücrelerimize kadar her alanda hissederek müteşekkir olmalıyız. Bunu dilimizde adeta virt edinmeliyiz. Davranışlarımızla da ispat edebilmeliyiz. Şükrün bu üç boyutu kalbimizin, dilimizin ve davranışlarımızın şükrü. Hatta bunu daha ayrıntılı başlıklandırmaya çalışacak olsak elimizin şükrü, ayağımızın şükrü, gözümüzün şükrü gibi sayabiliriz. Ve tabii bunları söylerken sadece pozitif bir iş yapmak, ilave bir iş yapmak anlamında saymamak gerekir. Aynı zamanda negatiften uzak olmak anlamında da şükrün bir yansıması olmalıdır. Yani Yüce Allah'ın verdiği göz nimetini harama bakmaktan koruyarak da şükretmemiz gerekir. Yüce Allah'ın verdiği akıl nimetini Yüce Allah'ın yarattığı diğer kulların aleyhinde hile hurda işler yapmak yerine onlara yardımcı olacak şeylere kafa yorarak, akıl teri dökerek kullanmak. Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. Yüce Allah'ın bize verdiği ayaklarla harama doğru gitmek yerine hayra, iyiye, doğruya, güzele doğru yürümek, onun için koşuşturmak gibi örnekler verilebilir. Tabii sevgili dinleyicilerimiz, şükür bir varoluş biçimidir aslında Müslümanlar için. Biz Müslümanların varoluş biçimidir, yaşam felsefesidir, hayat felsefesidir, dünya anlayışıdır, dünya görüşüdür, zihniyetidir. Bu yönüyle şükür kavramından kendi sosyal hayatımıza, gündelik hayatımıza da bir takım çıkarımlarda bulunmamız gerekir. Buradan da kastımız şu, nasıl ki Yüce Allah'ın verdiği nimetler için Yüce Allah'a şükretmemiz gerekiyorsa, nasıl ki Yüce Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek kabilinden o nimetleri israf etmemeye,
yanlış iş ve işlemlerde kullanmamaya, dinen haram olan, aklen yanlış ve çirkin olan, evrensel insani değerler bakımından da hatalı ve sıkıntılı olan işlerden uzak durmaya gayret etmemiz gerekiyorsa, aynı şekilde bu şükür tasavvurunun, şükür felsefesinin insani ilişkilerimiz açısından gündelik hayatımızda da bir yansıması olmalıdır. Nasıl ki Yüce Allah'a verdiği nimetler için hep şükretmemiz gerekiyorsa, aynı şekilde gündelik hayatta, insani ilişkilerimizde de bize iyilik yapanlara, bize tatlı dilli, güler yüzlü davranan insanlara müteşekkir olmamız ve aynı zamanda bizim de teşekkürü hak eden bir insan olmamız için gayret etmemiz gerekmektedir. Gündelik hayattaki basit insani iş, ilişki ve işlemlerde böyle diğerlerinin, dışarıdan bakan birinin ne kadar nankör diyeceği, selim akılla yaklaşan, sağduyuyla yaklaşan birinin ne kadar da nankör bir davranış sergiledi diyeceği davranışlardan uzak durmamız gerekir. Bunun yerine ne kadar da tatlı dilli, ne kadar da güler yüzlü, ne kadar da müteşekkir, ne kadar da medyun-u şükran bir insan diyebileceği, tabi burada birileri böyle desin diye değil de sadece davranış kriterini ortaya koymak açısından bunu söylüyorum. Yoksa birileri şöyle desin veya demesin diye yapılan hiçbir davranışın dini mübini İslam nazarında zerre kadar değeri yoktur. Yok hükmündedir hatta. Hatta aleyhimize bir durum olacaktır. Yani bu konuda olabildiğince hassas davranmamız gerekiyor. Dolayısıyla Yüce Allah'ın, sevgili peygamberimizin, selim aklın, sağduyunun gereği olan şükür biz Müslümanlar için bir hayat felsefesi olmalıdır. Ama maalesef insanlar Yüce Allah'ın ifade buyurduğu üzere ve galilun min ibadiyeşşekur, maalesef çok az şükretmektedirler. Yüce Allah'ın yarattığı kulların maalesef az bir kısmı müteşekkir olmaktadır. Şöyle çevremizi, kendi kalbimizi, zihnimizi yokladığımızda görüyoruz ki hep dünyaya dair daha fazlasını isteyen, hiçbir zaman elindekiyle yetinmeyen, kanaatten, tevekkülden, sabırdan uzaklaşmış olan bir anlayış hepimizin zihnini, gönül dünyasını, dolayısıyla hayatını işgal etmektedir. Ve bu aynı zamanda dinen yanlış olduğu gibi, ahlaken yanlış olduğu gibi, aklen de bize ve çevremizdekilere zarar vermektedir sevgili kardeşlerim. Nasıl zarar vermektedir? Şöyle etrafımızda o elindeki nimetlerle yetinmeyen, hep daha fazlasını isteyen, hep daha üst makamlara ulaşmak isteyen, hep daha çok parası olsun isteyen, hep başkalarını kıskanan, davranışları sergileyen insanlara dikkatle bakın veya kendi asi nefislerimizi bu gözle iyice, dikkatlice bir dinleyelim. Bunun, bu davranış tarzının sürekli bir huzursuzluk hali ürettiğini ve bu huzursuzluğun işte bugünün dünyasında stres dediğimiz türden problemlere, depresif bir takım sonuçlara yol açtığını görmekteyiz. Halbuki elimizdeki nimetlerle yetinip başımıza gelen sıkıntılara, külfetlere, nikmetlere, musibetlere sabredip her halükarda Yüce Allah'a şükreden, dilini şükürden uzak tutmayan, kalbini şükürle dolduran, davranışlarıyla müteşekkirliğini hem kendi kalbine hem Yüce Allah'a karşı ortaya koyabilen insanlar daha mutlu, daha müreffeh, daha dingin insanlar görünümünde olacaklardır. Kendileriyle barışık insan tipini ancak daha çok şükrederek yakalayabiliriz. İşte bu duygu ve düşüncelerle Yüce Allah'ın her birimizi her daim şükreden o seçkin kulları arasına dahil etmesini niyaz ediyoruz. Her daim diliyle, kalbiyle, davranışlarıyla Yüce Allah'a şükreden,
hamd eden, onu tesbih eden, ona ibadet eden, ona hakkıyla kulluk eden ve gündelik hayatta, insani iş, ilişki ve işlemlerinde de çevresine karşı medyun-u şükran olan iyi insanlardan olmamızı diliyor. Hepinizi saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetle Allah'a emanet ediyorum. Cuma Sohbeti. Hazırlayan ve sunan Lokman Arslan. Diyanet İşleri Başkanlığı Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanı.